Türkiye'nin ilk kültür ekranı KRT'den herkese merhaba sevgili izleyenler. Gelişmelerle karşınızdayız. Bugün önemli bir dava, önemli bir duruşma var. Sözcü yazarları ve çalışanlarına yönelik FETÖ iddiasıyla açılan davada ilk duruşma bugün görüldü. Sözcü yazarları Emin Çöleşan ve Necati Doğru'yla Sözcü Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, Sözcü.com.tr Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin ve Haber Koordinatörü Celal Arı hakkında FETÖ silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etme suçundan hazırlanan iddianame kapsamında yargılanma bugün 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. İlk kez hakim karşısına çıktılar. Yargılama Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde gerçekleşti. Duruşmaya sözcü yazarı Emin Çöleşan Ankara Adliyesi'nden Segbis'le katılırken Çöleşan savunmasını yaptı. Daha sonra Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz savunmasını yaptı. Duruşmayı çok sayıda CHP'li milletvekillerinin yanı sıra meslek örgütleri de takip etti. Avrupalı gazeteciler ve çok sayıda Avrupalı diplomat da duruşmayı izlemek için adliyedeydi. Evet, duruşmayı yakından takip eden bir isimle birlikteyiz sevgili izleyenler. CHP Eskişehir Milletvekili, aynı zamanda gazeteci Sayın Utku Çakırözer. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim davetiniz için. İyi yayınlar diliyorum size. Teşekkür ediyorum. Bugün duruşmadaydınız siz de. Tabii ayağınızın tozuyla direkt buraya geldiniz. Neler yaşandı duruşmada, hem öncesinde hem de duruşma sırasında? Tabii siz az önce haberinizde zaten aktardınız Aslı Hanım. Bir dayanışma vardı hem Avrupalı meslektaşlarımızdan hem kendi meslek kuruluşlarından, mesela TGS oradaydı, yine tanıdığımız gazeteciler oradaydı, Sözcü'nün tüm kadrosu oradaydı kendi yazar ve yöneticileriyle dayanışma için. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi'nden tabii hem il başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu, hem genel başkan yardımcımız Sayın Muharrem Erkek, biliyorsunuz kendisi hukuk işleriyle hukukçu olduğu için hukuk işlerinden de sorumlu partimizde. Ama milletvekillerimiz, hem şu andaki hem eski dönem milletvekillerimiz Murat Emir, Murat Bakan, Sayın Barış Arkadaş oradaydık. Avrupa'dan bazı diplomatları gördüm. İstanbul'daki işte diplomatlarını göndermişler. Mesela İngiltere'yi gördüm orada. Tabii yani üzücü, yani biz burada da bir dayanışmaya geldik ama dayanıştığımız şey, yani neye karşı dayanışıyoruz, çok üzücü, çok vahim, hani şaka gibi bir şey aslında bakarsanız. Sözcü Gazetesi'nin işte Emin Çöleşan'ı Ankara'dan tek başına işte Segbis'le bağlandı, gördük. Necati Doğru'nun böyle FETÖ'ye destek suçlamasıyla işte Metin Yılmaz'ın keza diğer yöneticilerinin, Sözcü'nün, gazetenin genel olarak bir FETÖ'ye destek, FETÖ'cülükle itham edilmesi kabul edilemez bir şey. Ama maalesef şaka gibi dediğiniz şeyler Türkiye'de gerçek oluyor. Aslında gayet son derece vahim, son derece kaygı verici gelişmeler. Ben inanıyorum ki olması gereken, tabii davanın açılması büyük bir hataydı ama bir an önce bunun yani sonuçlanması ve meslektaşlarımızın beraat etmesi gerektiğine inanıyoruz. Yani suçlamalara da baktığınızda gerçekten aslına bakarsanız deli saçması gibi bir şey. Ama işte bir iddianame oluşmuş ve o iddianamede Necati Doğru gibi, Emin Çöleşan gibi Türkiye'de herkesin hani nasıl bir yazar olduklarını, kimliklerini bildiği insanlar, Metin Yılmaz gibi, işte diğer gazeteci dostlarımız gibi insanlar ağır suçlamalarla itham ediliyorlar. Ağır hapis cezalarıyla mahkum edilmekle, tehlikesiyle karşı karşıyalar. Gerçekten Türkiye'de basın özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün ve tabii yargının bağımsızlığının, yargının tarafsızlığının ne noktalarda olduğunu gösteren üzücü bir örnek bu dava. Evet, duruşma sırasında oradaydınız, savunmaları da dinlediniz. Ayrı ayrı değerlendirecek olursak, mesela Emin Çöleşan savunmasında neler söyledi, neler yaşandı duruşmada? Tabii, şimdi iddianamede zaten işte
Necati Bey'in, Emin Bey'in bazı yazıları var. Sözcüğünde genel olarak işte politikasına ilişkin iddialar var. Ben buraya gelirken hala henüz bitmemişti. Tahminim önümüzdeki süreç bu süre yani şimdilerde yani bitmek üzere olabilir. Emin Bey'i dinledik. Sonra gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Bey'i dinledik. Necati Bey konuşuyordu ben yayın için ayrıldığımda. Tabii söyledikleri şu yani biz gazeteciyiz ve biz aslında yıllarca işte bu ülkede cemaatler, tarikatler devlete işte sarkmasın, devleti işte bir şekilde ele geçirmesin diye yazılar yazan insanlardı. Bizim ne olduğumuz belli. İşte bazı yazılarını söylediler ya da bazı haberleri. Onlar da o dönemin gerçekleri nedir onlar? Mesela 17-25 Aralık yolsuzluk hatırlarsanız dosyaları FETÖ'cü polisler, savcıların yürüttüğü, hakimlerin yürüttüğü. Ama o dönemi hatırlarsanız o dönem bunlar yani belgeleriyle vesairesiyle ortaya konmuştu. O dönem bunlar da ortaktı biliyorsunuz yani aslına bakarsanız şimdi düşman olan iki grup aslına bakarsanız o güne kadar da ortaktılar. Yani FETÖ'yü bu ülkede askeriyeye, dış işlerine, işte MİT'e, polis teşkilatına, yargıya getiren ana unsur biliyorsunuz iktidar partisi oldu. Yani özellikle son 16 yıl içinde nasıl örgütlendiklerini, darbe yapma noktasına kadar geldiler, güçlendiler. Biraz bunlar konuşuldu. Sayın Çöleşan'ın bir yazısı vardı, hapishaneden gelen bir mektup, bir kadının dramını anlatan, işte 3 çocuğunun ikisi dışarıda, 8 aylık olan da yanında kalıyor kadının ve halini anlattığı bir yazı. İşte bu yazıyı işte niye yazdınız diye anladığım kadarıyla yargılanan kişi, mektubu gönderen kişi FETÖ davasında yargılanıyor. Ama mektupta böyle bir şeyden bahsedilmiyor anladığım kadarıyla. Emin Çalışan bu bir insaniyet için yazdım. Yani böyle bir şey hanginiz olsa bu konuya duyarsız kalamazsınız dedi. Metin Bey de genel yönetmeni olarak Sözcü'nün duruşunu çok net bir şekilde ifade etti. Sözcü'nün her zaman muhalif kimliğini koruduğunu zaten gazeteciliğin aslına bakarsanız biraz muhalefet muhalif kimlik olduğunu söyledi ve iktidara muhalefet etmeyen, yanlışları söylemeyen gazetelerin yaşama şansı olmadığını ancak işte hükümet ya da iktidar destekleriyle yaşayabileceğini, gerçek anlamda gazeteciliğin ancak ve ancak işte gerçekleri söyleyerek, iktidarın yanlışlarını yazarak, söyleyerek yapılabileceğini aktardı. İddianamede işte bahsi geçen bazı manşetler ya da işte haberler konusunda 17-25 Aralık gibi İşte iktidarın eleştirildiği bazı haberler gibi bunlar o günün gerçekleriydi. Biz de yazdık. Sadece biz yazmadık. Bir sürü medya organı bunları yazdı diye ifade etti. Yani hakikaten şey de zor. Zorlama bir iddianame olduğu için savunma yapmak da zor. Yani daha başlığı bile yani Sözcü'nün bir FETÖ'cü ya da işte bir terör örgütüne destek olabileceği yönündeki bir iddia gerçekten işte dedim ya başta yani insan hani bir taraftan gülüyoruz ama bir taraftan da ağlanacak halimize gülüyoruz. Yani bu insanların sadece mesleğini yapan, sadece habercilik ya da işte analiz yapan insanların yazdıkları nedeniyle absürt iddialarla hakim karşısına çıkması, işte 7 yıldan 15 yıla kadar mahkumiyet kararı ile karşı karşıya kalması gibi korkunç bir şeyle karşı karşıyayız. Bu tabii sadece Sözcü değil, Türkiye'de birçok basın organı, birçok gazeteci yaşıyor. Zaten Türkiye'nin Demokrasi Ligi'nde geçtiğimiz haftalarda haberler vardı, izlemişsinizdir. Demokrasi endekslerinde, işte basın özgürlüğü endekslerinde, hukukun üstünlüğü endekslerinde hepsinde sonuncu çıkmasının sebebi de işte bu tür davalar, bu tür gelişmeler gazetecilerin sadece yazdıkları, sadece düşündükleri, sadece yorum yaptıkları için soruşturulması, tutuklanması, gözaltına alınması, mahkumiyet cezalarına çarptırılması bu ülkenin maalesef en büyük, bence en büyük meselesi, özgürlük meselesi, en büyük meselemiz. Evet. Duruşmada gerçekleşen farklı diyaloglar var mıydı mesela? Önce savunmalarını yaptılar. İşte Emin Çöleşen kendisi işte iddianameyi okuduğu için hepsi. Ondan sonra da soruları oldu şeyin mahkeme heyetinin avukatların da tabii savunmaları. Şu an ben gelirken buraya avukatlar da savunma yapacaktı bittikten sonra. Gazete yöneticilerinin kendi yazarların ve yöneticilerin kendi
şeyleri, savunmaları. Gördüğüm kadarıyla tamamen işte gazete yazıları üzerinden, tamamen köşe yazıları üzerinden zorlama bir iddianame söz konusu Aslı Hanım. Ve yani işte şey dendi, Emin Bey'in işte son işte haftada 5 gün yazı yazan biri olarak işte yılda 250-300 yazı yazıyor. İşte diyelim bu süreç zarfında kaç tane galiba 1000'e yakın yazı yazmış olsa, hani bir ya da iki yazısında böyle bir işte insani bir şeye değindiği bir şey var ise, ama onun geri kalan yazılarının hepsinde cemaati eleştirmiş, iktidarı eleştirmiş. Yani bu insanların kimlikleri belli. Necati Doğru öyle, onu biliyorsunuz zaten hepimiz, yazdığı yolsuzluk haberleriyle, yazdığı analizlerle, yorumlarla tanıyoruz. Yani bu insanlara gidip hakikaten hakim karşısına çıkarıp bir iddianameyle bu şekilde davranılmasını kimse anlayabilmiş değil. Şeylerde ben arada işte yabancı diplomatlarla tanıştım, konuşuyordum. Onlar da gerçekten yani yakından da takip ediyorlar tabii davanın gelişmesini. Ama hani bir yazıya, bir habere bir hapis cezası istenmesi çok anlayabildikleri bir konu değil. Gerçekten aslında bakarsanız olmaması gerekir. İleri bir demokraside, hukuk devletinin, hukukun üstünlüğünün esas olduğu bir ülkede asla hani insanları sen niye böyle yazdın, sen niye böyle yorum yaptın diye hani bırakın soruşturmayı, yargılamamak lazım. Bu davaların açılmaması lazım. Ama Türkiye'de sizler de KRT olarak çok yakından izliyorsunuz özgürlükler meselesini, Türkiye'nin demokrasi sorunsalını. Türkiye'nin işte bakın yüzlerce televizyon, gazete, radyo kapatıldı. İnternete erişim Türkiye'de yasaklı. Binlerce gazeteci işsiz. Evet, o konuyu da geleceğiz. Tabii. Yani bu tablo iyi bir tablo değil. Yani Emin Çöleşen'in bugün tek başına Ankara'da yani ki dur kendi baktım, kararı mıydı serviste bağlanmak? Sanırım onun isteği biraz da şeydi. Galiba rahatsız, öksürüyordu çünkü. Hı-hı. Sanırım rahatsız muhtemelen. Avukatı buradaydı, mahkemedeydi. Kendisi oradaydı. Segbis'le bağlandı ama diğer gazete yöneticileri buradan bağlandı. Sözcü'ye biliyorsunuz bu ilk dava değil, ikinci dava. İlk evet. Davada da hatırlarsanız yine muhabir yani meslektaşlarımız yine hedef alınmıştı. Gökmen Ulu hatırlarsanız, sevgili Gökmen Ulu meslektaşımız. Niye bu haberi yaptın diye 15 Temmuz gecesine ilişkin, ki Gökmen o gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan demeç alan gazeteci. Yani o gün işte o gecenin o saatlerinde demeç alan gazeteci. Niye sen işte Cumhurbaşkanı şurada tatildeymiş haberi yapıyorsun gibi gerçekten akla izana uymayan bir iddianameyle tutuklu kaldı biliyorsunuz aylarca. Evet. Şimdi yargılanmakta tutuksuz olarak. Yani Sözcü'ye, işte Cumhuriyet'e ya da işte Türkiye'de muhalif görüşte, eleştirel görüşte olan basın yayın organlarına bir şekilde bu tür işte ya o örgüt ya da bu örgüt anlamında yaftalar atılması ve ondan sonra da bunların yöneticilerinin, yazarlarının, muhabirlerinin zorlama davalarla, yani nasıl ki Ergenekon, Balyoz, askeri casusluk için kumpaslıyorsak, aslında bakarsanız bu da bir kumpastır Sözcü için ya da Cumhuriyet davası benzer şekilde. Bu tür yeni kumpas davalarıyla kendi düşünen, çalışan işte meslektaşlarımızın, gazetecilerin gerçekten zindanlara atılması kabul edilemez. Ben umut ediyorum, inanmak istiyorum ki bu dava bir tarihi, ne diyelim, kavşak noktası olsun. İnsanların yazdıkları yazılar için, düşünceleri için, işte hapse girmeyeceği bir Türkiye'nin ya da yargılanmayacağı, soruşturulmayacağı bir Türkiye için dönüm noktası olsun. İnanıyorum ki Emin Çöleşen, Necati Doğru, Metin Yılmaz, gazetenin diğer yöneticileri, Gökmen sevgili, diğer çalışanları bir an önce beraat ederler ve bu yani gerçekten bu saçma davalar biter. Çünkü Türkiye'de yani bizim bunlarla uğraşmaktan daha başka yapacağımız bir sürü önemli iş var. Demokrasimizi ileriye götürmek için, kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu arttırmak için. Ama biz maalesef siz
İstanbul'dasınız, siz de biliyorsunuz. Neredeyse her gün bir gazeteci davası var. Neredeyse her gün gazeteci olmasa akademisyenlerin davası var. Mahkeme kapılarında düşünen insanlarımız, aydınlarımız sürünüyorlar bir şekilde. Ondan sonra da insanlar bu ülkeyi niye terk ediyor diye sorular sormak zorunda kalıyoruz. Evet, bugünkü duruşmaya medyadan katılanlar var mıydı? İlgi nasıldı? Bunu da sormak lazım aslında. Görebildiğim kadarıyla şöyle söyleyeyim, duruşma bittiğinde ne kadar kalabalık olacak bilmiyorum. Girerken sözü kendisi izliyordu. Evet. KRT doğal olarak ilgisi orada. Birkaç tane yani görebildiğim kadarıyla ana akım medyanın çok yakından izlediğini görmedim ama bazı muhabirler internet medyası çok yakın izliyordu. Yanımda mesela duruşma sırasında Medyascope'dan Canan Coşkun oturuyordu. Cumhuriyet izliyordu biliyorum. Halk TV oradaydı onu biliyorum, KRT gibi. Ama çok kamera gördünüz mü derseniz görmedim, çıkarken özellikle baktım öyle çok fazla basından izleyen yoktu. Meslek örgütleri oradaydı, sınır tanımayan gazetecileri gördüm. Sendikayı gördüm, TGS'yi gördüm, işte diplomatları gördüm. Ama küçük bir salondu, onu da söyleyeyim. Belki de adliyenin en küçük salonlarından biriydi. Dış ağzına kadar doluydu, dışarıda da bir şey vardı. Yani ilgi aslında diğer gazeteci davalarına kıyasladığımda daha azdı diyebilirim yalnız. Yani peki, Cumhuriyet davasında, daha önceki birçok izlediğimiz davalarda daha fazla kalabalıkları görüyorduk. Ama maalesef şimdi bunda yani diğer partilerden bir şey de göremedim en azından. Onu soracaktım. CHP'nin dışında destek var mı? Yani benim tanımadığım kimse varsa onlardan şimdi peşinden özür dileyim ama benim gördüğüm yoktu. Yani biz vardık işte öncesinde, sonra duruşma salonuna girerken. Başkaları daha sonra geldiyse yani özür dilerim ama benim gördüğüm kadarıyla yoktu CHP Partisi'nde. İl başkanımız, genel başkan yardımcımız en üst düzeyde biz davayı izlemeye çalıştık. Evet. Dava sonucunda nasıl bir karar çıkar sizce diye sorayım veya yani, nasıl bir karar bekliyorsunuz? Tabii yani şöyle, adalet yani bu mahkemeler Türkiye'de sadece bu konuda değil, herhangi bir konuda alınan kararın vicdanlara yani bir şekilde vicdanlar tarafından kabul görmesi lazım. Bu davada Emin Çöleşan'a, Necati Doğru'ya bir hüküm çıkması onlar hakkında, FETÖ'yü desteklemek gibi. Yani öncelikle insanların vicdanına sığmaz. Tabii ki hukuka, adalete hiçbirine sığmaz ama vicdanlara hiç sığmaz. Yani milyonların vicdanına bunu anlatamazsınız. Yani yılların namusu, dürüst gazetecilerinin şimdi işte bunlar FETÖ'ye destek verdi diye suçlanmasını, onlar hakkında mahkumiyet kararı verilmesini, Sözcü gibi bir gazetenin işte Atatürkçülüğü, Cumhuriyet ilkelerine bağlılığı, Türkiye'nin işte demokratikleşme hedefine bağlılığı belli olan bir gazetenin bir terör örgütünü destekleme noktasında, hele hele yani sizler de bizler de Sözcü okuyoruz. Yani FETÖ ile ilgili belki de en fazla haber, yani onlar iktidar koruması altındayken Sözcü'de çıkardı yani aleyhindeki haberler, işte bu cemaat ne olacak, bu cemaat devleti sarıyor, ele geçiriyor gibi. O yüzden şimdi bunun bir FETÖ destekçisi gibi muamele görmesi ya da o algıyı yaratacak, itibar zedelemesi yaratacak şekilde bir yargılama yapılması kabul edilemez. Olması gereken bu davanın en kısa sürede beraatle sonuçlanmasıdır. Bunun aksi ne hakka, ne hukuka, ne adalete, ne de söylediğim gibi vicdanlara sığar diye düşünüyorum. Hı hı. Evet, buradan basın ve medya özgürlüğüne geçelim dilerseniz. Şu an gazetecilik yapılabiliyor mu Türkiye'de? Şöyle, aslında özverili, cesur meslektaşlarımız yapıyorlar işte. Ben bugün KRT'deyim. Her türlü zorluğa rağmen, her türlü baskıya, dayatmaya rağmen KRT doğru bildiğini, Türkiye'de neyi görüyorsa, Türkiye'nin gerçeklerini milyonlarca yurttaşımıza aktarmaya çalışıyor. Ama bu tür yayın organları çok mu sayısı? Bir elin beş parmağını bulmaz. Yani yazılısı, görseli hepsi bir arada. Yani o yüzden yapılabiliyor demek çok zor. Yani bir istisnasınız siz. Hani geneli olsa yapılıyor diyeceğim ama bir istisnasınız. Türkiye'de maalesef özgür bir şekilde, cesur bir şekilde gazetecilik yapılamıyor. Neden yapılamıyor? Çünkü
öyle bir iktidar düzeni var ki hiçbir eleştiriyi, hiçbir muhalefeti toleransla, hoşgörüyle, saygıyla karşılamıyor. Tam tersine bütün basının, işte 28-30 kanalın, işte 25-30 gazetenin hepsinin aynı manşetlerle, aynı başlıklarla çıkmasından çok memnun. Aslına bakarsanız böyle bir tek sesliliğin en fazla zararı kendine vereceğinin de farkında değil. Oysa biz basını, gazetecileri, gazeteciliği bir ayna gibi görmemiz lazım. Yani siz doğruysanız doğru gösterir, siz eğriyseniz eğri gösterir. Ve siz eğri göster diye aynaya kızmazsınız, aynayı işte kırmazsınız. Tam tersine kendiniz düzeltirsiniz eğer bir sıkıntı görürseniz aynada. Ama Türkiye'de yapılan vay beni eğri göster diye aynalar kırılıyor. Gazeteciler zindanlarda aylar değil yıllar geçiriyor. Gazeteler kapatılıyor, yılların kurumları kapatılıyor. Gazeteciler işsizliğe mahkum ediliyor. Ekonomik ambargolar, baskılar var. İlan ambargoları var basın kuruluşları üzerinde. Tüm yani özgürce yayın yapmaya çalışan basın kuruluşları üzerinde. Ama tüm bu olumsuzlukların yanı sıra işte ben bugün KRT'deyim. Dediğim gibi duruşma salonunda yanımda Medyascope'dan bir arkadaşımız vardı. Mesleğini yapmaya çalışan kurumlar her türlü riski göze alarak meslektaşlarımız yapmaya çalışıyor ama çok sınırlı. Rakamlar ortada biliyorsunuz. Bütün istatistiklerde, dünyada yapılan tüm istatistiklerde biz en son yani böyle son 10, son 15 ülke, mesela 180 ülke arasında 160 küsürüncüyüz. İşte 150 ülke arasında 130 küsürüncüyüz. En son ekonomistin demokrasi endeksi açıklandı. Geçen haftaydı sanırım. İşte 10 basamak birden düşmüşüz. Yani bir yılda 10 basamak birden düşmüşüz. 110. sıraya gelmişiz. Niye? Belli. İşte basın özgürlüğü bir kriter. Vatandaşların sadece basın özgürlüğünden bahsediyoruz ama bu ülkede hakikaten normal bir vatandaş da Facebook'una bir şey yazdığında, Twitter'ında bir şey yazdığında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla cezaeviyle karşı karşıya kalabiliyor. Ağır tazminat cezalarıyla karşı karşıya kalıyor. Dünyada bunun örneği de yok. Yani tabii ki bütün ceza kanunlarında hakaret suçunu düzenleyen maddeler var ama Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçlamasıyla bu kadar çok soruşturma açılan, bu kadar çok insanın, yurttaşın cezaevine girdiği bir başka ülke yok. Akademisyenler cezaevinde, gazetecilerden bahsederken siyasetçiler cezaevinde, işte Eren Erdem bizim değerli eski milletvekilimiz, şimdi parti meclis üyemiz cezaevinde, buradan onu ziyaret etmeye gideceğim öğleden sonra. Osman Kavala, sivil toplum girişimcisi cezaevinde sanırım 14 ya da 15 ay oldu. Daha iddianamesi yok. Yani bunu Osman Kavala için söylemiyorum. Kim olursa olsun herhangi bir vatandaşımız 15 ay içeride iddianame olmadan bekletemezsiniz. Bunun adı hukuk devleti olmaz. Yani bu kişi hangi görüşte olduğu önemli değil. Yani kim olursa olsun bir kişi hakkında işte bir şey varsa iddianamesini hemen çıkarmanız lazım ki kendini savunabilsin. Şimdi içeride neyle suçlandığını bilmeden aylardır bekliyor. İddianame çıktıktan sonra savunma hazırlayacak. Düşünebiliyor musunuz? 15 ay oldu, 16 ay oldu. Hala iddianame yok ortada. Benzer şekilde Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı bir yılı geçti cezaevinde. Bakırköy cezaevinde gazeteciler var. Aynı şekilde kadın foto muhabiri var. Cumartesi annelerini niye fotoğrafını çektin diye bir yıldan fazla süredir cezaevinde. Bunlar gerçekten kabul edilebilir şeyler değil. Ayrıca Anayasa Mahkemesi'nin kararları var. Hatırlarsanız hem Cumhuriyet davasında verdiği hem diğer davalarda verdiği Mehmet Altan gibi, Şahin Alpay gibi örnek davaları var. Bu davaların diğer gazetecilere teşmil ettirilmesi lazım. Yani uyumlu hale getirilmesi lazım. Ama bir türlü yapılmıyor. Bu yapılmadığı sürece de insanlar özgürlüklerinden çalınıyor. İşte örneğin Ahmet Altan mesela ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı ama Anayasa Mahkemesi de başvurusu bekliyor. Aylardır bekliyor. Bu arada da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı biliyorsunuz geçtiğimiz hafta dedi ki verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası bu kişiler için çok ağır dedi. Biz bunu aylardır söylüyoruz. Bu yanlış, bu ağır diye. Ama hukuk dönüyor, dolaşıyor. Kararını diyelim ki düzeltiyor. Yani düzeltiyor. Ama yıllar sonra işte geç gelmiş adalete de ülkede aslına bakarsanız adalet denmiyor. Evet, geçtiğimiz günlerde siz de dikkat çeken bir rapor yayımlamıştınız aslında. Türkiye'den göç edenlerle ilgili. Sizinle hatta telefon bağlantısı kurmuştuk. Göç edenler arasında
medyadan olan çok sayıda isim var mı? Çok gazeteci var mı mesela? Tabii. Çok gazeteci var. Onların bazıları biliyorsunuz sosyal medyadan takip de edebiliyoruz. Orada gittikleri yerlerden yazıyorlar, çiziyorlar, konuşuyorlar. Öncelikle tabii teşekkür ederim. Bu konuya en büyük duyarlılığı KRT gösterdi. O dönemde doğrudan bu konunun gerçekten önemini belirterek sağ olun beni telefonla yayına aldınız. Teşekkür ediyorum. İşte bu az önce çizdiğim tablonun sonucu bu. Yani basın mensupları da var, doktorlar var, mühendisler var, eğitimciler var. Yani kendisini yetiştirmiş Türkiye'nin en iyi beyinleri şu anda bir şekilde yurt dışına gitmiş durumda ya da gitmenin yollarını arıyor. Bu da aslında bakarsanız yeni bir şey değil. Bizi dinleyen herkes biliyordur. Her sohbette, arkadaşlarınızla oturduğunuz sohbette, işte ne bileyim kahvehanede otururken ya da işte bir kafede otururken, evinizde otururken, komşunuzla otururken, iş arkadaşınızla otururken mutlaka bu konu konuşuluyor. Bakın hiç istisnası yok. Mutlaka ya şu ülke işte şu kadar paraya vatandaşlık veriyor. Ya şurada şu kadar kalırsan gidebiliyorsun. Şöyle yaparsan gidebiliyorsun. Bu çok üzücü bir şey. Hepimiz için üzücü. Çünkü giden her kişi örneğin siz, bir başka arkadaşımız, ben, her bir, yani Türk, bu ülke bu insanlara yatırım yapıyor. Nedir? Eğitim, ailesinin verdiği, okulun verdiği eğitim. Onun üstüne yüksek eğitim okuyor, üniversite okuyor, işte mühendisse, doktorsa, işte laboratuvar çalışmaları yapıyor. Bir sürü şey, aslında bunlar bir zenginlik, milli zenginlik. Hepsi gidiyor. Yani niye gidiyor? Çünkü bu ülkede demokrasi yok. Çünkü bu ülkede yarın sabah işte gözaltına alınmayacağınızın, ondan sonra aylarca içeride iddianameniz bile çıkmadan zindanda kalmayacağınızın hiçbir garantisi yok. Ya da yarın işte kamuda çalışıyorsanız eğer bir anda işten atılmayacağınızın hiçbir garantisi yok. Şey anlamında işten atılmaktan bahsediyorum. Yani kamudan ihraç edilmek ve başka yere de girmesine izin vermemek. Yani KHK ile atılanların yaşadığı durumdan bahsediyorum. O yüzden maalesef bu yurt dışına göç meselesi Türkiye'nin demokrasi de gösterdiği performansa doğrudan alakalı. Bir dönem hatırlarsanız ülkemize insanlar yurt dışından geliyordu iyi eğitim için, işte iyi imkanlar için, daha iyi refah düzeyi için. Ama şu anda bu tamamen tersine dönmüş durumda. Bu da gerçekten, biz tabii şeyi konuştuk, işte mühendisi, hekimi vesaireyi. Evet. Ama parası olan girişimcilerimiz de, yani ne diyelim, varlıklı yurttaşlarımız da bir şekilde sermayelerini Türkiye'nin dışına çıkarıyorlar. Bunun da rakamı açıklandı biliyorsunuz. 2 yılda 12 bin Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı, parasal zenginliği olan, $1 milyon parası olan yurttaşımız, girişimci, yatırımcı adına ne derseniz, parasını yurt dışına çıkarmış gözüküyor. 12 binin, en az $1 milyon her birinin, 12 milyar dolardan bahsediyoruz. Bu çok büyük bir şey. Yani bizim kendi zenginliğimiz, ülkenin zenginliği aslında bu. Umarım bunlar döndürülebilir. Umarım hakikaten bu trend, o gün de konuşmuştuk sizinle, bu kötü gidişat geri döndürülebilir. Bunun yolu, tek bir yolu var. Türkiye'yi gerçek bir demokrasi yapmamız lazım. Türkiye'de insanlar görüşlerini ne kadar aykırı olursa olsun şiddete, teröre teşvik etmediği sürece özgürce söyleyebilmeli. İşte siz görüşünüzü söylersiniz, ben söylerim. Bizi dinleyenler karar verirler hangimizin doğruyu söylediğini, iyi söylediğini. Ama birbirimizi sadece görüşü nedeniyle hapsetmenin, cezalamanın, yasaklamanın, baskılamanın, susturmanın sonu yok ve Türkiye'ye de hiçbir faydası yok diye düşünüyorum. Evet, peki son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa gazetecilik adına, yine Sözcü davasıyla ilgili, buyurun efendim. Gerek Sözcü'ye, gerek Cumhuriyet'e, gerek diğer gazetecilere açılan davaların ne Türkiye'ye, ne şu an mevcut iktidara, tek adam yönetimine, ne 16-17 yıllık AKP iktidarına hiçbirine faydası yok. Gazetecisini yargılayan, gazetecisini hapiste tutan bir ülke hiçbir şekilde demokrasi olduğunu, hukuk devleti olduğunu iddia edemez. O yüzden bir an önce bizim bundan vazgeçmemiz lazım. Yargının da, gerçekten Türkiye'de yargının ağır sorumluluğu var, görevi var. Gerçek işine bakması lazım. Yani insanların düşüncesiyle, insanların tweetine yazdığı, Facebook'una yazdığı mesajlarla uğraşmak yerine bu ülkede gerçekten adaletin işlemesi gereken birçok alan var. Yani oraya yoğunlaşması lazım. Ama maalesef bunu göremiyoruz. Umut ediyorum 2019, işte başlarındayız bu yılın. 2019 bunun için bir fırsat olur. İşte hep diyoruz ya Mart'ın sonu bahar olacak diye. İnanıyorum ki Mart'ın sonu her anlamda demokrasi anlamında da bahar olacaktır.
Evet, pekala Sayın Çakır Özer, çok teşekkür ederim. Size ayrıca çok teşekkür ederim KRT'ye imkan verdiğiniz için ve tabii ki bu cesur haberciliği, basın özgürlüğünü koruyan, halkın haber alma hakkını koruyan haberciliği sürdürdüğünüz için çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz, sağ olun. Evet, CHP Eskişehir Milletvekili, aynı zamanda gazeteci Sayın Utku Çakır Özer stüdyo konuğumuzu sevgili izleyenler. Türkiye'de gazeteciliği aynı zamanda...